kader diyemezsin, sen kendin ettin. Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu sabah kalktım, oğluma Niflöy'den pizza yapıyorum. Önce ketçabı Niflöy'e sürdüm arkadaşlar. Fırça yardımıyla. Niflöy'lerimi daha önceden çıkarmıştım. Yumuşaması için beklettim. Evet, sürdüm. Şimdi de üzerine sucuk koyacağım. Bu Niflöy'lü pizza tarifimi sizler daha değişik bir şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz peyniri, istediğiniz garnitürü koyabilirsiniz. Ama benim evimde sucukla telli kaşar vardı. Onları koyuyorum. Mısır koyabilirsiniz. Değişik garnitürler koyabilirsiniz. Ne isterseniz, zeytin, değişik peynirler. Bu tarifte ketçap koyduğum için fazla kabarık olmuyor. Gayet ince bir şekilde, incecik bir pizza oluyor arkadaşlar. Ama tadı çok güzel, yumuşacık. Oğlum Defne sabırsızlıkla bekliyorlar şu anda beni. Yumurta ayırdım şu anda. Gördüğünüz gibi yumurta ayırma aparatıyla beraber akını ve sarısını ayırdım. Bu yumurta aparatını ben Migros'tan aldım arkadaşlar. İçine zeytinyağı koydum. Sizler zeytinyağının yanı sıra biraz da su koyabilirsiniz. Güzelce çırptım. Yumurtanın akını da ziyan etmeyeceğim. Dolapta bekleteceğim. Şimdi gördüğünüz gibi fırça yardımıyla yumurtanın sarısını Niflöy'lerimin üzerine sürdüm. 3 model yaptım. Birisi muska modeli, diğeri dikdörtgen modeli ve biri de pizza modeli. Fırınımın fişini taktım, açtım. 180 derecede Niflöy'lerimi birazdan fırınıma atacağım arkadaşlar. İnanın daha üzerimi bile çıkarmadan çoluğum çocuğum için çayımı ocağa koydum. Niflöy'lerimi yapmaya başladım. Defne bekliyor, oğlum bekliyor, eşim bekliyor. Eşim bugün biraz geç gidecek, o yüzden evde. Fazla kalmayacak, 200 saat içinde geri gelecek. Üzerine de çörek otu ve susam ilave ettim. Pizzalarıma da ilave ettim. Çörek otu çok faydalı bildiğiniz gibi. Evet, fırına girdi pizzalarım. Çayım da demlendi arkadaşlar. Ocağım fazla yanmasın diye çayımı demlendiği zaman termosuma koyacağım. Ama önce ne yapıyorum? Hindiba kahvemi içiyorum. Görmüş olduğunuz kaşıkla beraber 1,5 kaşık hindiba koydum. Hindiba kahvesi, farmasinin. Üzerine de biraz süt ilave ettim ve karıştırdım. Şimdi oturup Müge Anlı'yı izleyeceğim. Ama biraz ufak tefek işlerim daha var. Kahve köşemde kahvem yerini aldı. Sabah kahve. Ama önce içmeden önce çok sıcak olduğu için, çayım da çok kaynadığı için, demini de aldığı için termosuma doldurup ondan sonra oturup içeceğim. Cam demlik gerçekten çayı çok güzel demliyor. Her zaman kullanmıyorum arkadaşlar. Dönüşümlü olarak kullanıyorum. Diğer demliklerimle beraber. Termosumun ağzını da kapattıktan sonra artık gün boyu oğlum, torunum, eşim, bu kahve diyordum az daha. Çayı içecekler. Şimdi Müge Anlı'yı izlemek üzere kahve köşemdeyim.
Evet arkadaşlar, mifreylerim, pizzalarım fırından çıktı. Diğerini de çıkardım. O da pişti. Ama önce oğlumunkini vereyim. Çayını da doldurayım. Odasına götüreyim arkadaşlar. Yanında kahvaltılıklar da var tabii ki. Onu sizlere gösteremedim. Kahvaltı tabağım ayrı. Diğer mifreylerimi de fırından çıkardım. Muska şeklinde olanları. Bakın diğer tepsideki bayağı azaldı. Neredeyse bitti bitecek. Elime sağlık. Sizlere de kolay gelsin. Ne yaptın zalim sen bana bunu? Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kahvaltımızı merhaba. Yaptık. Evet. Merhaba arkadaşlar. Evet Şükran devam et. Biz kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi de kahvaltının üstüne dedim bir kahve içelim. Biraz hafif bir baş ağrısı var bende ama havalardan herhalde kaynaklanıyor. Geçer geçer. İyisiniz değil mi arkadaşlar? Bizler iyiyiz, Allah'a şükürler olsun. Sayenizde. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Evet Şükran Hanım, teşekkür ederiz kahvenin için. Daha içmeden teşekkür ediyorsun. Olsun canım, başlangıçta söyleyeyim ben de sonra unuturum. Defne, sen ne yapıyorsun kızım? Aklımda. Sen ne yapıyorsun? Ben de oturuyorum, sohbet ediyoruz. Annemizin defnesi gelmiş, gülleri açmış. Miflo'yu beğendin mi kızım? Dün güzel sabah miydi? Ellerimle açtım. Bu sabah evet. Da miflo pizza yaptım ben kızıma. Hı hı. Teşekkür ederim. Ellerin sağlık. Afiyet olsun Şükran kızım. Hanım, torunumu doyurduğun için teşekkür ederiz. Arkadaşlar ben çayımı bırakayım. Annem bana çay yapmıştı da. İşte. Defne çayı çok seviyor. Ben de çay yapıyorum onu. Ne yapayım? Termosa koyuyorum. Akşama kadar içiyorlar. Erkekten ikisi herkes beraber. Herkes zaten çaykolik. Benden betermiş o. Okulda öğrenmiş herhalde çayı çok iç. Böyle burada oturuyoruz. Anneannemler de kahve molası verdi. Birazdan dışarı çıkacağız. Annemin yanına gideceğiz. Annemin iş yerine. Evet. O annem yeni iş yeri açtı. O yüzden yeni iş yeri açtı. Oraya gideceğiz. Ziyarete. Ondan sürpriz. Çekeceğiz. Sürpriz olacak. Sürpriz haberi yok değil mi annenin? Evet. Aynen öyle olsun. Olacak. Sürpriz yapalım. Birazdan çıkarız. Size de gelişmelerden haberiniz olacak yani sizde. Allah izin verirse diyeceğiz evet. Önce. Evet. Allah'tan bir engel olmazsa. Allah'tan bir engel olmazsa. Gideceğiz. Allah izin evet. Verirse gideceğiz kızım. Annesinin iş yerine gideceğiz. Ondan sonra eve geleceğim arkadaşlar. Defne hamsi istedi. Ona güzel bir hamsi yapacağım fırında. Bugün yaparsam da hamsi çok gidiyor bugün ya. Ama Defne uzun zamandır bizde gelmediği için yani bir hafta mola veriyor. Bir gidiyor bir hafta mola veriyor. Babasına gidiyor, annesine gidiyor. Şimdi annesi de evde yok, tek başına çocuk ne yapacak? Mecbur gelecek bize. Geçen gün bizim yediğimiz hamsiyi gördü herhalde Defne. Evet. Gözüm kaldı değil mi? Şurada sofrada yemiştik ya. Onu mu izledin İlk Defne? İlk günden bahsetmiştik ya o zaman. Evet arkadaşlar böyle. Biliyorsunuz ki karantinalar da geliyor. Hiç sorma. Oy kurban olsun anneannen sana. Aç mevzuyu. İşte karantina geliyor. Cumartesi pazar evdeyiz. Yani yemeğinizi, ekmeğinizi alacaksınız.
gideceksiniz, evde oturacaksınız, televizyona bakacaksınız, internetiniz varsa internetine bakacaksınız, kitap okuyacaksınız, ders yapacaksınız, öyle. Ara sıra da Şükran'ın Dünyası videoları izler, YouTube'a girersiniz. Evet, ara sıra girersiniz ders yaptıktan sonra. Nasıl olsa YouTube'da karantina yok. Yani. İstediğimiz kadar video atarız o gün, cumartesi, pazar, Allah izin verirse diyelim her şeyden stresi önce. Stresi olan, morali bozuk olan Şükran'ın Dünyası'nı atsın, kendine gelsin. 15-15 dakikayı şöyle bir yarım saatlik bir video çekerim cumartesi günü akşamı, Allah izin verirse. İnşallah hasta olmazsak tabii ki. İnşallah diyelim evet. Her şeyden evvel. Korona geldi yani. Ama bayağı vakalar attı değil mi? Evet kızım. Allah korusun ya. Ne yapacağız ben bilmiyorum. O yüzden geldi. Ne yapalım? O yüzden kızım. Kızlar da 1'den 4'e kadar çıkabiliyor. Çocuklar geçirtiyor ya. He. O yüzden. Çocuklar geçip bulaştırıcı oluyor. Şeyi çıkacakmış. Dede neydi onun da ilacı mıydı? Neydi? Aşı. Aşı. İşte aşısı gelecekmiş. 11 Aralık'tan sonra evet. Herhalde. Evet, bana dediler 11 Aralık'tan sonra gelecekmiş. Bir aşı durumu var inşallah. Yani. Çin aşısı. Arkadaşlar ben bu az önce bir tarif gördüm. Bilim Kurul Başkanı iki tane tarif verdi. Bir hafta içinde birini içiyorsunuz, ondan sonra diğerini yapıyorsunuz. Yarın sabah ilk işim, Allah izin verirse diyeyim gene, sizlere o tariften mutlaka yapacağım. Virüsün ilacıymış, virüsü vücuda girmesini engelliyormuş. Sabah aç karnına içiliyor. İzzet'e de yapacağım, kendime de yapacağım. İçelim. Defne de içecek. Hep beraber şöyle güzel bir tarif yapacağım sizlere. Mutlaka beni izleyin. Yarınki vloguma inşallah hayırlısıyla yüklerim. Yani Allah böyle beni zinde enerjik ederse, inşallah sağlığım yerinde olursa, yarın video çekersem sizlere sabah ilk işim onu paylaşmak olacak. Evet. Yani izlemeye devam edin. Biz öyle oturuyoruz. Oturduk, kahve molası veriyoruz. Siz hep oturuyorsunuz. Ortada dönen benim. İş yapan benim. Ne olacaktı sen döneceksin daha, ben miyim İçişleri Bakanı? İçişleri Bakanı dönerlerin içinde. Allah Allah. Ben İçişleri Bakanı, sen Dışişleri Bakanı. Ben yine de sana her türlü yardımcı oluyorum Şükran Hanım. Erkek adam ne kadar yardımcı olsun, olacak ki? Olsun, ben şimdi biraz sonra evi süpürürsem yardımcı olmayayım mıyım şimdi? Süpürkemin adı ne biliyor musun? Ne? O kadar süpürke aldım bu zamana kadar. Hiçbirine ad koymadım. Ona güzel bir ad buldum. O süpürkemden çok memnunum. En son aldığım. Neymiş bakayım adı? Evkur'dan almıştım ya. Evet. Ha, o süpürge bak. Bir tane libelle var suya çeken. Onu çok ağır olduğu var için ya. Ayda bir yapıyorum. Gücüm yetmiyor. Bir tane daha var. Arnika var. Ben arnikayı seveyim. Ha. Bu biraz bel ağrıcı ya. Yok. Ben de bunu en son aldığımı seviyorum. En son almam bende bir bel ağrısı yapıyor. Çok eğiliyor onun herhalde. Yo, eğilmeyeceksin, dik tutacaksın o saplı evet, süpürge olduğu için. Evet, ismini ne koydun? Söyle bakalım. Zehir. Zehir mi? Diyorsun yani. Zehir saçıyor. Vay be. Evet. Süpürgemin yeni ismi Zehir. Zehir değil mi? İkinci ismi de Zümbelek. Zehir Zümbelek. Yani çakallar diyorsun, aslanlar kalkana kadar yatsın diyorsun. He? Evet, anladın onu. Anladım. Evet, süpürkemin, yeni süpürkemin markası neydi hayatım? Evet arkadaşlar. Neydi markası, unuttuk der neyse. Zehir Zümbelek. Zehir Zümbelek. Birinci adı Zehir, ikinci adı Zümbelek. Defne'yi dinleyelim. Defne. Defne bir şeyler söylüyor. Kolay yayın bırak, az otur. Kolay yani. Ya Zehir Zümbelek'ten bahsedeyim ya. Zehir Zümbelek, yeni süpürkemin adı. Şimdi birinci adı süpürgenin Zehir, ikinci korona adı bu oyuna korona diye ya, takmış abi. Takmış kafaya koronayı. Arkadaşlar lütfen. Kızıma laf söyleme. Islak yengesi, ıslak merdivenin yanında olsun. Korona var biliyorsunuz. Evlerin içine kalın. Evde kal. Evde kal. Türkiye evde kal kardeşim. Gözünü seveyim, ne olur ne olmaz. Demek öyle, süpürgenin ismini öyle. Zehir öyle. Zümbelek. Güzel isim takmışsın, güzel. Evet. Herkese nasip olmaz öyle isim. Evet. Oo, zehir gibi çekiyor evet, ama. Evet. Benim kızım çok tatlı ya. Kurban olur bu. Sesim annen geliyor mu? Ses. İyilik, şeker gibiyim. Kötülüğe fenalık, kötülük. Fenalık, zehir gibiyim ha? Evet. Aynen, bende de öyle. İkiyüzlüler, ikiyüzlüler, arkamdan konuşmayın ikiyüzlüler. Maalesef gerçek hayatta olsun, sosyal medyada olsun, çekemeyenler çok oluyor.
Senin kanalın binleri bulduysa eğer, binleri bulmayan kanallar senin arkandan kuyunu kazıyorlar. Seni aşağıya çekmek için İzzet Bey. Ya bu doğanın kanununda var mı? Biz tek kişiden bahsetmiyoruz. Cümle topluluğa evet, evet. Konuşuyoruz evet, burada. Evet. Topluluk için konuşuyoruz. Şükran Hanım, YouTuber olmak kolay evet. Bir şey değil. Öyle YouTuber olmak evcilik oyunu değil. Bir de benim basit doğal organik yani. İzleyicilerim, değerli takipçilerimi görüyorlar kanalımda. Kanalı olmayan olan kişiler gelmiyor, kanalı olmayan kişiler geldiği için. O kişileri sahiplenmek için yorumların altına girip de bana da ol, bana da ol deyip onları kendine çekmek için kanal sahiplerini kullanıyorlar. Yani onlara etki altına alınmaya çalışıyorlar. Duygu sömürüsü yapıyorlar. Evet. Yalvarıyorlar. Yani. Yine de biz hiç kimseye yalvardık mı öyle bize de gelin dedik mi? Hiç kimsenin yorumunun altına. Herkes kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışacak. Hayatta yapmayız. Hayatta. Olmuyor. Kimse gitmiyor. Gitmeyince de sen kötü oluyorsun. Sevmiyorsa seni adam, seyretmiyorsa ben ne yapayım ya? Zorla mı seyrettireceğiz? Beğenmiyse ne Allah Allah. Tabii ki. Ben şimdi zorla illaki gidin diyemem. Benim değerli takipçilerimi beni sıkmaya hiç hakkım yok. Onlar düşünce özgürlüğü var herkeste. Sen ne kadar tavsiye edersen et, insanlar beğenmedikten sonra gitmek zorunda değil. Sen evet. Görevin yapmışsın. Haydi biz kalkalım şimdi. Evet. Nereye gidiyoruz? Defne'nin, kızımın iş yerine gidiyoruz. Size oradan da çekimler sürpriz. Yapacağım. Ulus kurun. Arkadaşlar kahvaltımızı yapmıştık daha yeni. Değil şu an saat. Şimdi de o zaman gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Hazırlanalım, çıkalım, düşelim yollara. Hem ordu sahilini görürüz. Anama kızımın... gidelim de. Haydi kızımın iş yeri neredeydi Defne? Anneme değil, anama de, anama. Ordu sahilinin hemen karşı tarafına düşüyor. Ana cadde üstünde, asfaltın üstünde arkadaşlar. Ordu'ya girişte sağ tarafa düşüyor kızımın iş yeri. Asfalt, ana asfalt girişte. Ordu'ya girişte, girişte, sahilde, Ordu'ya ana asfaltta. Samsun'a giderken çıkışta, Giresun'a giderken girişte. Aynen öyle arkadaşlar. Evet. Biz düşelim yollara. Biz düşelim yollara. Size vallahi kısa oldu ama başka zaman uzun yaparım Şükran'dan. Çünkü bugün bayağı kadro dolu. Evet. Vlogumu sohbetle doldurmak da istemiyorum. Evet. Sizler biliyorsunuz bizim sohbetlerimizi çok sevdiğinizi söylediğiniz için bugün bir kahve sohbeti yapalım evet. Dedik. Biraz kısa olduysa da kusurumuza bakmayın. Çünkü yolumuz uzun. Orada da sohbet edeceğiz. Belki öğlenden sonra da belki çekeceğim şeyler olur. O yüzden sabah rutinini burada tamamlayalım. Düşelim yollara. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Ayrılmayın. Beklemede kalın. Evet. Aynen. Abone olmayı, yorum yapmayı. Ben sonlandırma yapmıyoruz. Sonlandırma değil. Abone olun arkadaşlar. Sonlandırma değil. Sadece hatırlatıyoruz. Tamam. Şimdi size gelişmelerde haberlerinizi göstereceğiz. Görüşürüz. Biz düştük yollara, kızımın iş yerine gitmek üzere Ordu sahilinden geçiyoruz şu anda. Gurbetteki kardeşlerim özleyenlere gelsin bugün Ordu sahili. Burası şehir merkezi arkadaşlar. Kızımın iş yeri bu yolun sonunda, sahilin sonundan hemen dönüş yapacağız. Birlikte göreceğiz inşallah. Kurumsal bir marka olan Rimex emlak sektöründe çalışıyor kızım arkadaşlar. Daha çok yeni Rimex orada da yerini aldı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim buradan. Ordu'nun en prestijli tek kurumsal emlak ofisidir. Ordu sahilindedir. Eğer Ordu'dan ev almak istiyorsanız kızımın iş yerini sizlere buyur ediyoruz. Rimex yalı. Az kaldı. Ordu'ya girişte, ana cadde üstünde sağ tarafta. Sahilin karşısı. Ve hemen şuradan sağa döneceğiz. Kızımın iş yeri orası. Evet, geldik arkadaşlar. Rimex kurumsal kurumla sizlerle birlikteyiz. Canım aile, nasılsınız? Bugün ofisimdeler. Hoş geldiler, şerefler getirdiler. Evet, Rimex'teyiz. Ordu Rimex yılı bir ilk
Özgür hastan getirdi. Beraber çalışıyoruz bundan sonra. Allah nasip ederse çok güzel işlere, başarılara imza atacağız. Hepinizi bekliyoruz. Ofisimiz tam sahilde, Olive yolu üzerinde, eski beton park köşkün olduğu yerde, denize sıfır. Herkesi kahve içmeye davet ediyoruz. Ordunun girişi. Aynen öyle. Ailem ziyarete geldi şimdi. Ne içersiniz, ne ikram edelim size? Şükran Hanım. Şükran Hanım kahve içiyor. Kahve yapıyoruz. Türk kahvesi alayım. Sen kısa. Ne içiyorsunuz? Ben çay yapıyorum. Nasıl olsun kahve sahilde alındı? Orta olsun. Bugün size iki işi olmasın. Bugün şekerli içebilirim ama orta şekerli olur. Her zaman şekersiz içtiğim için. İç kızım, çay içsin. Zahmet olacak ama. Teşekkürler. Ben de çay içeyim, eşlik edeyim. Kahve içtim az önce. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Geldik canlarım. Defne'nin ısrarı üzerine dedesi Hamsi aldı. Yani birlikte aldık Hamsi'yi daha doğrusu. Ben şöyle fırına yapacağım. Bu akşam ocağı pis etmeyeyim dedim. Bir sürü iş çıkıyor. Ne kadar da alüminyum folyo ile sarsam bile gene de terek kapaklarıydı, camdı. Bayağı bir iş çıkıyor. Arka balkonumdaki daha önce temizleyince gördüğünüz benim o fırınımda yapacağım şimdi. Orada çamaşır asılı olmadığı için. Burası benim arka balkonumun manzarası arkadaşlar. Daha önceleri ki gösterdim mi bilmiyorum. Bazen gösteriyorum, bazen gösteremiyorum burayı. Sürekli ön tarafta olduğumuz için arka tarafı fazla göstermedim sizlere. Akşamüstü hava hafif kararmak üzere fırınımın fişini taktım. Hamsiyi de güzelce unladım, yağladım, tuzladım, terek altına gizledim. Misali fırına verdim arkadaşlar. İki tepsinin ikisini de altlı üstlü koydum. Önce üst taraftaki tepsiyi arkadaşlar kızartıp onu yemeye başlayacağız. Çünkü ev halkı çok acıktı. Evde yemek olduğu halde sırf Defne için aldık bugün hamsiyi, çok istediği için. Aslında evde yemeğim var. Dünden kalma. Kurumuş kuru fasulye. Bakın arkadaşlar, yazdan kuruttum ben bu yeşil fasulyeyi. Onun çok güzel yemeği oluyor. Sizlere göstereceğim Allah izin verirse. Burası karanlık olduğu için ışığı yaktık. Hava kararmak üzere. Evet, gördüğünüz gibi fırında hamsilerim pişiyor. Önce üst taraftaki hamsimi pişiriyorum, ondan sonra alt tarafta. Yağlı kağıt koymadım üzerine çünkü kızarsın istiyorum. Yağlı kağıt koyduğum zaman üzeri çiğ kalıyor. Zaten ben her fırını kullandığım zaman her zaman içini beyaz sirkeli suyla siliyorum. Bu da benim oturma köşem ve el işim. Televizyonumuzu da açtık.
Evet, bir tepsi pişti. Şimdi Defne de gelecek buraya arkadaşlar. O benim odamda oturuyor, ders çalışıyor. O yüzden burada biz eşimle birlikte oturuyoruz, İzzet Bey'le beraber. Defne benim odamda oturuyor. Balkonun camlarını da açtım gördüğünüz gibi. Koku sinmesin diye. Küçük masamız oturma odasında hazır. Şimdi Defne, ben, eşim oturup hep beraber hamsi yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, işte hamsim fırından çıktı. Ekmek ve soğan. Biz soğanı böyle iri iri seviyoruz arkadaşlar. Isırıp ısırıp yemeği. Gerçekten çok faydalı soğan. Defne de geldi, oturdu. Sininin başına, çok güzel diyor eliyle beraber. Sabırsızlanıyor, ellerini de yıkattım güzelce. Çünkü dışarıdan geldik malum, Allah korusun. Haydi anneanne diyor, çekimi bırak artık diyor, otur ye diyor bana. Ay kurban olurum ben sana. İzzet Bey de üzerine hamsinin limonu döktü. Biz limonlu seviyoruz hamsiyi. Sizler de koyuyorsunuzdur mutlaka, hamsi limonsuz yenilmez. Bizde kola içen yok aslında ama oğlum ve Defne için bir küçük şekersiz diyet kolayı aldık. Hadi bizlere afiyet olsun, sizlere de iyi seyirler. Bizi izleyip destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı da sevdiklerinizle birlikte paylaşırsanız çok teşekkür ederim destekleriniz için. Hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Allah razı olsun sizlerden. Elleriniz dert görmesin inşallah. Rabbim ne muradınız varsa versin inşallah. Her kim bana ne düşünüyorsa Rabbim bin katını versin. Kalın sağlıcakla. Çok teşekkürler canlarım benim.